Gördüğünüz gibi kremimiz çok tatlı oldu. Çok sevimli oldu. Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok yoğun istek alan bir video paylaşacağım. Videomun amacı göz kenarlarındaki kırışıklıklar arkadaşlar. Kaz ayakları kırışıklıkları. Bugün onlar için bir kür hazırlayacağız. Bize lazım olanlar: bir çay kaşığı bal mumumuz var arkadaşlar. Bir çay kaşığı bal mumu kullanacağız. Öncelikle bu bal mumunu, kaynar suyumuz var. Isıya dayanıklı bir kaba bal mumunu bırakıp bu şekilde kaynar suyun içinde eriteceğiz. Bir çay kaşığından fazla kullanmayın arkadaşlar. Çünkü bayağı sert bir kıvam alıyor sonrasında. Bal mumunu şu şekilde aktarlarda bulabilirsiniz. Cilt için kullanacağınızı söyleyin. Cilt maskesi yapacağınızı veya cilt kremi yapacağınızı söyleyin. Bu şekilde ben bunu 5 TL'ye aldım. Hesaplı da bir ürün. Bozulmayan bir karışımı yapacağız. Bitene kadar kullanabileceğiz. Evet, bal mumum şu anda eridi. Ben bunun içine zeytinyağı karıştıracağım. Sızma zeytinyağı. Bir yemek kaşığı dolusu da zeytinyağı ekliyorum. Ve sıcak suyun içinde karıştırmaya devam ediyorum. Çünkü yağ soğuk olduğu için hemen bal mumu donmaya başladı. Birbiriyle özleşene kadar sıcak suyun içinde, kaynar suyun içinde bu şekilde karıştıracağız. Eğer bal mumunuz fazla gelirse tekrar böyle benmar usulü biraz daha zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Çok katı olursa karışımınız. Evet, şu anda gördüğünüz gibi zeytinyağı ile bal mumu birbirine karıştı. Ben şimdi bunu alıyorum buradan. Ve burada karıştırmaya devam ediyorum. Karıştırma işlemimiz biraz sürüyor arkadaşlar. Bunu sürdüğünüz zaman cildinizde kalıyor, yıkamıyorsunuz. Akşam yatarken sürün. Sabah zaten çok değişiyor hemen göz kenarlarınız. Evet, şu an donmasını bekleyeceğiz. Bal mumu kullandığımız kozmetik ürünlerinin çoğunun içinde var. Bu karışım göz kenarlarındaki kırışıklıkların içini dolduracak ve kırışıklıkları açacak. Yine çok değerli bir uzmanımızın tarifi. Dünyaca ünlü bir uzmanımızın tarifi. Evet, şu an rengi değişmeye başladı. Gördüğünüz gibi bal mumu donuyor zeytinyağı ile birlikte. Bu karışım krem kıvamını alacak. Eğer krem kıvamını almazsa tekrar benmar usulü eritip üstüne zeytinyağı ekleyebiliriz. Yarım kaşık kadar daha. Bunu bitene kadar kullanabiliriz arkadaşlar. Buzdolabında saklamamıza gerek yok. Bozulmayan bir ürün. Benim böyle küçük bir kapaklı kabım var. Bunun içine dolduracağım ve bitene kadar kullanabileceğim. Yalnız bu kullandığımız ürünlerin hepsinin kuru olmasına dikkat edelim. Tas olsun, kaşık olsun, hepsinin kuru olmasına dikkat edelim. Şu an karışımım gördüğünüz gibi gitgide koyulaşıyor. İyice koyulaşmadan ben kabıma boşaltıyorum. Harika bir karışım elde ettik. Hepimizin işine yarayacak. Bizi yaşlı gösteren ilk önce mimik kırışıklıklarımız. Mimik kırışıklıkların başında gelen de gözlerin kenarındaki kırışıklıklar arkadaşlar. O kırışıklıklardan kurtulmak için bu kürü hazırladık. Her zaman genç görüneceğiz. Genç olacağız. Kendimize bakacağız. İyi hissedeceğiz. Evet, benim karışımım şu anda hazır gördüğünüz gibi. Ufak bir bölümde uygulayalım. Şöyle, hatta şuradan alayım. Kremimi ziyan etmeyeyim. Göz çevremize bu şekilde sürüyoruz. Akşamları yatmadan 5-10 dakika önce sürüp göz çevremize masaj yaparak bu şekilde yatıyoruz. Sabah kalkıyoruz. Sabah kalktığımızda göz kenarlarımızı yıkıyoruz. Yine de uygulamadan önce ufak bir yerde test edin. herhangi bir alerji durumla karşı karşıya kalmamak için. Evet, kremim hazır gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kıvamı da çok güzel oldu. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Gelecek videolarımdan haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olun. Hoşçakalın.